Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Patpat'ın elektrik testi saati kalmıştı. Neredeyse bunu tamamen neredeyse değil tamamen bitirdim. LED'lerini taktık. Sinyal kollarını taktık. Sinyal kafalarını görüyorsunuz. LED'leri ise biraz daha bu yana verip kasadaki görüntü kirliliğini gidermeye çalıştım. Görüntü kirli olmasın diye elimden geleni yaptım. Evet, göz boyamasın diye de aşağıya aldık. Biraz daha sıkılacakmış bu elbette. Evet. Böyle güzel görünüyor şimdi. Kasa camı yatay biraz daha. Bu da iyi olmuş. Sinyallere bakalım. Şimdi sinyallere bakıyoruz. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Diğer tarafta çalışıyor. Evet. Şimdi de bu lambaları açalım. Bu lambaları da buradan açabilir. Ayrı bir düğme yapmak istedim. Diğer zaten dönen lambaya da bağlarım istersem ama bunlarda kısa far var. Mesela kapatalım bunu. Tamam. Kısa far var. Gördüğünüz gibi sonra da sinyal yakalım. Bakın bir volt yüksek yanıyor. Ondan sonra kısa uzun far var önlerde. Siz de görün diye kısa uzun farını yakacağım. Evet gördüğünüz gibi. Evet, bunu da yaptı. Bu kadar hiçbir tesisatı yoktu. Neredeyse tamamladık. Hep tamamladık yani. Bundan sonra ne yapacağız? Damperi kollarını yapacağım. Damperi kolları kilit yapacağım. Yani zıplamasın diye. Ondan sonra da bakın daha arkadakileri göstermemişim. Partlar yanıyor. Bakın arka taraftaki partlar. Sinyaller de yanıyor. Sinyaller. Fren lambası da bağladım. Fren pedalım. Şur için metal parça ayarlanmamış. Şur için onu da kendim yaptım. Güzel oldu şimdi. Mesela frene basalım. Siz görün yine ben frene basacağım. Buradan beri görebilirsiniz. Evet şöyle biraz daha yapalım. Sinyaller de frenleri de frene bastık. Sağ sinyal. Sol sinyal. Evet görüyorsunuz. Umarım gördünüz hepsini. Kablolar yara almasın diye buralara silikon yaptık. Dyson gibi kablo hem lamba içine su girmesin diye hem de kablolar yaralanmasın diye. Gördüğünüz gibi. Evet, buraları da yaptık. İşte burada kablo bağladık. Bakın arka tarafı 5 tane kablo gidiyor. 5 adet. Burada da kabloları görüyorsun dipte. Kontağı daha önce buraya iki taraf yapmıştım. Buna ise tek taraf yaptım. Düğmenin biri fazla olduğu için buraya koyduk. Belki buraya da koyabilirsiniz. Buraya da koyabilirsiniz. Olur. Burada da aradaki düğmeleri komple yerleştirdik. Yani elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştık. Şu kadar damperi İşte tesisat kabloları U kasenin içerisinden geçiyor. Bakın. Buradan düşmesin diye. Burada da akülerin arkasından gidiyor U kasa. U şasi yani eğilmesin diye. İşte oradan geçiyor. Buraya da bir askı yaparız. Buraya tamam. Zaten buralara bağlandı. Pek aşağıda düşmez. Her neyse. Bunu mandallarını takacağız. Ondan sonra ne vardı şanzımanını indireceğim. Şanzımanın ikinci birinci vidası düşürürken geçmiyor. İsterseniz beraber deneyelim.
Damper yavaş yavaş alışıyor. Sıfır olduğu için böyle yavaş iniyor. Bu da normal diyelim buna. Ondan sonra arkadaki menteşelerde biraz yağlarım. Daha kolay inmeye başlar. Dışarıdan yağlarsanız çamur toz toplar. Bu da damper valfine zarar verebilir. Tamam, şimdi çalıştıralım. Maalesef 2'ye düşmedi. Bir daha yapalım. Bakın. Bakın geçiyor. Bakın. 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 Hareket halinde 2'ye geçmedi. Şimdi 2'den 1'e geçecek. Ona bakalım. Bakın. Geçiyor. Bakın. Bu makine durunca geçiyor. Yani hareket halinde bildi. Giderken, yükseltirken geçiyor, düşürürken geçmiyor maalesef. Düşürelim. Bak 4 geçiyor, 2 4 geçiyor. 2 geçiyor. Bir daha düşürelim. Bakın geçmiyor. Bir geçmiyor bak. Anca geçiyor. Makine durunca anca geçiyor. Makineler verildiği zaman daima kalite kontrolü yapılmalıdır. Maalesef gördüğünüz gibi vites yükseltirken sorun yok ama düşürürken 3'ten 2'ye 2'den 1'e geçmiyor. Onun için şanzımanı indireceğim. Yağ bakımlarını yapacağım. Diferansiyel şanzıman falan. Onlara bakacağım. Müşterinin eline tertemiz bir makine gitmesi gerekiyor. Tabii buraya da gres vurmamız gerekiyor. Bakalım bir de buralarda
altlarında kontrollerini yapacağım. Şanzımanın yağına, zaten şanzıman ne diyecekti? Fransiyeli yağına bakacağım. Freninde falan bir şey yok. Neyse, buraya kadar bitirdim. Azıcık bir iş kaldı. İnşallah onları da bitirip satışa hazır hale getireceğiz. Neyse arkadaşlar, etrafta görüntüleri paylaşayım. Şöyle. Lambalar. Evet, lambaları yanılmış şekilde de izlemek isteyenler vardır. Evet, göz alıyor lambaları, farları. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.